Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 49. 6 yıldızlı rütbe 3 şampiyonumuzu göstereceğiz. Altın zar zor yetişiyor vallahi. 1 milyon bile altınım yok şu anda. Evet, tam 49 tane oldu arkadaşlar. Altınımı biraz biriktiriyorum. Çünkü haftaya çarşamba sezon bitiyor. Şöyle stoğa bir gelelim. Hızlıca... basamadım bir. Katalizörlerimizi kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi 3 tane T altın var. Ve kademe 3'e de geldiğimde nerede? 3. kademe alfa katalizörünün oluşmasına da 6000 kaldı. Eğer ustaya girersek, şu anda ustadayız zaten ve ban yemezsek tabii ki de 3. A3'üm oluşacak ve 7. R4'üm gelecek. 7. R4'e henüz karar vermedim ama 7. R4 için mutlaka altın biriktirmem lazım. Çarşamba günü 7. R4'ümüz gelecek. Henüz sürpriz. En az 2,5-3 milyon lazım olacak ama altında biriktirmem lazım. Yoksa altın yetişmeyecek valla. Altın kristalim de çok yok. Birikimimi yapmam lazım. Evet, şimdi 49. R3'ümüze gelelim. Şöyle aşağılara iniyoruz. Ben bile bulamıyorum. İşte burada arkadaşlar. Fırtınayı yükselttim. Kaçıncı mutantım olmuş bu benim R3? Bir bakalım hemen. Kopyasız bende. Kopyalı olması da çok güzel olur. Şu 6 yıldızlar. Şimdi R4'ü R3 kabul etsek. 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane R3 mutantım var. Bir tanesi R4. O da Kitty. Valla bayağı yani mutantlar istemediğim hero, istediğim bir sunspot kaldı. Herkese sahibim bir sunspotum yok arkadaşlar. Kırmızı omega kopya ister. Bir şip yükseltilir ama altın yok. Dediğim gibi. Kırmızı omega da yükseltilir normalde ama kanımız yeri kapalı kullanıyorum. Ama açık kullandığım zamanlarda yani işime yarar ama kopyalamam lazım. 200 kopya olması lazım falan filan. Şimdi... efsane labirent ve efsaneler diyar testi yapacağız. Ay yanlış yere bastım. Şöyle önce efsaneler diyarından başlayalım. Önce Storm'u bir tek başına göstereceğim. Ondan sonra sinerjili göstereceğim. Storm kesinlikle sinerjili kullanılmalı. Full potansiyelini göstermek için. Tek başına da iyidir bence ama genelde tek başına getirmezsiniz onu maceralara. Sinerjiyle getirirsiniz. Başlayalım şimdi. Evet, önce düz vuruşlarla kritik vuruyoruz biliyorsunuz. Biriktirebildiğimiz kadar hüner biriktiriyoruz. Arada ağır saldırı atıp hünerlerimizi duraklatıyoruz. Aynen bu şekil duraklattım. Sonra mesela ay bir L1 atayım. Ay L2'm geldi. Oo hasarı görüyorsunuz. Kanadığım için ekstra hüner de bastık. Kanayınca hüner basıyor biliyorsunuz Storm. 13'e çıktı. Hünerleri böyle böyle arttırabiliriz. Bir de ağır saldırısını çok yerinde atıyor arkadaşlar. Köstebek adam veya gümüş yüzbaşı gibi. Bir L1 daha atayım mesela. Evet kritik vursa güzel vurur tabii. Şok varken ağır saldırı atıyorum mesela. Ya çok kıyamet varken de. L1'e pek gerek yok. Şeyken. Kıyametsiz oynuyorken. Full L2 yani bunun taktiği. Bir kere daha duraklatalım şunları mesela. Ve bir L2 dağıtayım. Oh kritikleri görüyorsunuz. Maşallah 97K vurdu. Biraz daha duraklatalım şunu. 3L3 de öldürüyor rakibini gördüğünüz gibi. Eğer kritik vurursa 3. L3'üm de ölecektir. Yani 3. L2'm de pardon. Yanlışlıkla L3 dedim. Nasıl da yürüyerek vuruyor görüyor musunuz adamı ya? Şöyle duraklatalım. Ve L2'mizi atalım bir daha. Oh, güzel. Bir daha vur kritiği. Ah be. Bir de L1 atalım. Taktik aslında böyle. L3'ümüz dolmadan L2'mizi atıyorduk. Şimdi hatırladım. Sonra sersemliyken bir daha L1 atıyorduk. Taktiği hatırladım. Şimdi bir daha yapalım. Bu kez dediğim taktiği göstereceğim. Rakip sersemliyken L1 atmamız çünkü çok daha iyi oluyor. Ekstra bir özellik veriyordu bize. Şimdi hatırladım onu. Ama hasarını gördünüz tek başınayken. Devam edelim. Bir de kopyalı olsa hünerlerle çok daha fazla hasar verirdi. Ay dayak yedik. Neyse ah be kanamadık. Kanasak ekstra hüner basardık. Zaten bir canımız istese bizi kanatmaz. İstemediğimiz zaman kanatır. Bu işler hep böyle. Hepiniz biliyorsunuz bunu eminim. Evet, hünerleri basmaya devam. Cık, yine yakalandım. Oh vur beşli kombo da yap. Neyine yarayacaksa beşli kombo. Devam edelim. Atayım bir L2. Ve sersemi yedi. Hemen L1 sersem bitmeden. Garanti şok atıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Ve duraklatıyor şokları hızı, doğru. Başta duraklatıyordu. Şimdi hatırladım. Evet, Hünel'leri duraklatmaya devam edelim. Yapmanız da şart değil. Sürekli sadece L2 atarak da oynayabilirsiniz. Bu ayrı bir taktik. Yani şokla hasar vermenin bir taktiği. Hünel'ler gitmesin. Ağır saldırısının kötü yanı, eskiden 4 vuruş yapıyordu ya, artık 2 vuruş yapıyor. Ama şok tesisi de çok daha fazla artık. Çok daha güçlendi şokları. Ondan yani. Atalım L2'yi gene. Oh, gördünüz. L1'i de atalım. Ve şoklar duraklatılmış başladı gördüğünüz gibi. Bu taktikten ziyade ben sürekli L2 atarak oynamanız daha iyi olur bence. Daha hızlı hasar verirsiniz. Ha, hep de aynı hatayı yapıyorum. Finallerimizi kaybetmek istemeyiz. Ve L2'mizi atıyoruz gene. Vur kritiği. İkinci vuruşta, oh, hep kritik vuruyor ikinci vuruşta. 144k vurdu son vuruşta. Görüyorsunuz hasarı arkadaşlar. 81 vuruşta aldı. Ve şimdi gelelim sinerjili denemeye. Takım seçimine geliyoruz. Önce burada, sonra labirentte. Gerçi labirentte deneyeyim bu sinerjili halini. Burada kısa sürer çünkü. Şöyle özel maceralardan efsaneler labirenti seçelim. Şimdi Storm'un yanına zaten alınmazsa alınmaz olan sinerji arkadaşı Kıyamet. Şöyle geldim. Şok uygulanmış bir rakibe yapılan bir ağır saldırının her darbe 8 saniye boyunca değiştirilmiş saldırı puanı %70 kadar hasar veren, fazladan bir şok zayıflatıcısı uygulamak için %60 şansa sahip. Eğer bu şampiyon kıyam tatlısıysa şok etkileri daha uzun sürer %50 ve ağır saldırı rakip üzerindeki tüm şok zayıflatıcılığını yeniler. Keşke sinerji olsaydı bu, ama kıyamet tatlısı istiyor, ama o zaman çok dengesiz oldu tabii ki. Kıyamet tatlısı yapmasak fena olurdu. Ondan sonra kıyameti 4 tük yapmak için nerede o? Ha, ittifak macerasında. Şöyle 5 yıldızını alalım o zaman. Cable alıyoruz. Kıyameti 4 tük yapmak için. Ondan sonra atlının tesirini arttırmak için beyaz manyetoyu alın. Kesinlikle. Şöyle göstereyim. Hem zaten %8 saldırı puanı da alıyoruz. Bu değil. Bu. Heh, atlılar %30 hüner tesiri kazanır. Gayet güzel bir özellik. Zaten dövüş öncesi yeteneği de lazım. Ve ben Jabari'nin sinerjisini çok seviyorum arkadaşlar Storm'la. Ay, yanlışlıkla beyaz manyetoyu çıkarttım. Onu okuyacağım sizlere. Yani Jabari yerine Profesör X de getirebilirsiniz. Jabari çok şart değil. Profesör X de güzel hüner takviyesi yapar. Ondan sonracığıma Nemrut da getirebilirsiniz. Nemrut'un özelliği de fena değil, ama Jabari'den sonra tercih edilecek bir özellik bence. Şöyle okuyayım. Rakip üzerindeki yüklü her zamanla hasar verici zayıflatıcıya ve pasif sendir etmeye karşılık her biri 375 birim arttıran bir adet isabet takviyesi kazanıyoruz. Düşünün, rakibin üstünde deli gibi şok biriktiriyoruz. Ve garanti kritik vurmamızı sağlayacak. Bu da özel saldırılarımızda hep. O yüzden güzel bence. Güzel sinerji bu. L2'sinin nasıl vuracağını düşünün. O kadar şu rakibin üstünde şokla ve sinerjide. Ama tabii süper yeteneğinin açık olması lazım. Şok başına hasarımızın artması için. Çünkü burada diyor ki bir özel saldırı başlatılması fırtınaya kullanılan özel saldırı seviyesi başına bir adet hüner takviyesi kazandırır. Ayrıca en fazla 10 adet olmak üzere fırtına üzerindeki her hüner seti onun şok zayıflatıcıları tesirini arttırıyor. %180 artıyor yani. Bu şok zayıflatıcıların tesirinin artması da çok güzel bir özellik. O yüzden süper yeteneği önemli. Şimdi tabii ki de şok hasarını daha güzel gösterebilmek için Star-Lord'a gideceğiz. Gidelim şöyle. Aynen, Star-Lord'a geldik. Şimdi ilk önce beyaz manyetonun özelliğini, yok onu sonra etkinleştireyim. Şimdi kıyameti önce bir göndereceğim önden. Kıyam tatlısı yapmamız lazım çünkü zulama baktım 24 saat, yani 22 saat içinde gitmek üzere olan bir tane diriltmem var. O yüzden o diriltmeyi kullanmada hiçbir sakınca yok. 22 saat içinde kullanmazsam gidecek nasılsa. Buradaki görev için, bakın iki tane diyor. Buradaki görev için kullanıyorum şimdi. Evet, şunu da aktifleştirelim. Ve kıyamet hattısını da etkinleştiriyoruz. İşte Storm şimdi tesirini göstermeye hazır arkadaşlar. Hadi başlayalım. Düzgün oynayalım ki diriltme boşa gitmesin. İyicene gösterelim göstermek istediğimizi. İlk önce L1 ile başlayacağız. Ya da ben full ağır saldırıyla oynayayım. Ne kadar az vuruşlu alsak o kadar iyidir.
Önce dediğim gibi L1 ile başlayalım. Rakibin üstüne şoku attık. Şok zayıflatıcılarının süresini uzatan bir sinerji varsa o da olur arkadaşlar. Storm için. Evet 4 tane. Gördüğünüz gibi. Ağır saldırılarla bunları sürekli yenileyip arttıracağız. Bu taktiği yaparken L1'i kullanmanızı öneririm bu arada. L1 ekstra şok atıyor çünkü. Şimdi mesela L1'i atayım. Bakın 9 tane isabet aldım üstüme. 9. 99'a falan çıkardığımı düşünsenize şokları. Nasıl hasar verir? Yani garanti kritik vurur hepsini. 99 tane isabet alır Storm üstüne. Özel saldırı hasarımızı böylece çok güzel arttırabiliyoruz. Şöyle yapıyorum ki bir de şokları yiyeyim. Bakın ilk iki vuruşu kritik vurdu. Devam edelim. 2687 hasar veriyor bu arada şoklar. 21 şok. 3000'e yakın hasar görüyorsunuz. Hem de yarım saniyede. Şöyle atalım gene. Aynen. 23 tane isabet alıyor üstüne. Bir daha yapalım. Evet. Kritikleri görüyorsunuz. Çok güzel vuruyor. Biraz da hüner bassak üstümüze güzel olacak. Hemen L2 alalım. Güzel. O şokları kaybetmemek lazım. Yoksa baştan başlayacağız. Yine aynısını yapalım. 38. Yine kritik vurmadığımızı görüyorum. Arada. Hadi bir L2 atalım şimdi. L2 hasarları 50.000 50.000 vuracaktır. 26 tane hüner var üstümde. Halk bastığın özelliği olsa bir de nasıl olurdu sizce? Rakibin üstündeki şok başına saldırı kazandığımızı düşünsenize. Yapalım aynısını. Şöyle. Ve garanti kritikler geliyor gördüğünüz gibi. Yani garanti kritik değil tabii ama kritik vuruyor işte. Biraz daha şokları arttıralım ve kritikleri görüyorsunuz. Hasarları görüyorsunuz arkadaşlar. Evet yapacak bir şey yoktu. Maalesef. Belki ölmeyiz. Hayret hala L3 atmadı. Heh nihayet attı. Ah be yeşil yapamadım ya. Aa ölmedik. Şansa bak ha. Atalım şunu hemen. Hemen gel üstüme hemen. Çok iyi. Şöyle 63. Bir L2 atsak iyi olacak. Adrenalinden birazcık şey kazanalım. Can kazanalım. Aynen böyle. Garanti kritikleri görüyorsunuz. 50K'lık abi 67 tane isabet var üstümüzde. Görüyorsunuz Jabari sinerjisi arkadaşlar. Vallahi çok güzel sinerji. Aman bir daha attıralım da L2'yi. Bunu da atmayacağı tutuyor ya L2'yi. Heh. Oh son dakika kurtardık vallahi. 60 tane de hüner olmuş üstümüzde ha. Şöyle devam edelim. Oh. 10.000'e çıktı hasarımız bile. ...75. Zaten birazdan inecek Star-Lord. Garanti kritikler 50.000 50.000. Tamam bıraksam ölür artık. 78'e kadar çıkarabildik Star-Lord'da. Ve indi. Görüyorsunuz bunu sonuna kadar götürebiliyoruz. 3 dakika 57 saniyede aldı. Bir de hasar kısıtlaması olmasa özel saldırılar ne kadar vuracak arkadaşlar onu da bir düşünün. Kim bilir 60 hünerle falan nasıl vururdu? Çok merak ediyorum gerçekten. Bu Gwen Perry'inde gösterilir aslında. Ama şimdi oraya kadar gelene kadar yani bir sürü yol şeyi falan yapmam gerekir. Gösterilir. Belki başka bir videoda gösteririm ondan sonra. Evet. 49. rütbe 3'ümüz de bu şekilde arkadaşlar. Sizin de fırtınanız varsa kesinlikle yükseltin. Gördünüz yani ne kadar etkili olduğunu. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.